Arkadaşlar flash attım öncesinde kusura Part 1'i bakmayın. izleyin. Ayrıca serimizin sponsoru Game Power'a... Ha şey mi? Bu Metin 2'deki adamın mı? Metin 2'deki adamın hikayesi değil mi bu? Slate'in Gameforge'a verdiği zararın tüm parametrelerle birlikte 8 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Hatırladım. Tamam. Metin 2 bot servis operatörü yakalandı. Evet, aynen böyle gerçekleşti. Slate'in evi tam o tarihte polisler tarafından baskın yedi. Bilgisayarlarının tamamına el konuldu. Peki ya devamı? Sonra ne oldu? Slate'in tutuklanmasının ardından sektörde her şey yerle bir oldu. Bir oyunun en çok kullanılan hilesine sahipseniz isminiz de sektörde o kadar tanınır hale geliyor. Slate olanlarsa hile sektöründe yazılım üreten illegal insanlar için büyük bir skandaldı. 8 yıldır hilesiyle piyasayı domine etmiş birisi bir anda ortadan kaybolmuştu. Bu kayboluşun sonrasında başa geçen isimse Lalaker adındaki bir dostumuzdu. Bu adamla ilgili her şeyi iyi anlamanız içinse en başa dönmemiz gerekiyor. Çünkü Lalaker... Ya baba gidin bakmayacağım, sapık mısınız ya? Lalaker'in mazisi Slate'e dayanıyor. Ay ay ay, sene nelerle uğraşıyorum ya yine. Metin 2 Lalaker ismiyle bir kullanıcı kaydoldu. O zamanlar Lalaker nickli dostumuz 15 yaşındaydı. Slate'le neredeyse aynı yaşta, aynı sektöre ve aynı anda işe başlamışlardı. Yalnız arada bir fark vardı. Slate yaptığı ilk botunu A'dan Z'ye kendisi yazmıştı. Lalaker ise ilk botunu başka bir Türk hile yazarından almıştı. İçerisindeki bazı özellikleri değiştirdi ve kendininmiş gibi pazara sundu. Aynı sene başlayan o Metin 2'nin bot yarışı, Slate'in Sandman'de bir marka yaratması sonucu Lalaker tarafından kaybedildi. Lalaker'in yaptığı hile 2012 senesinde M2 Bob'un gerisine düşmüştü. 2013'e kadar şansını denese de yaptığı bu botu 3-5 adam harici kimseye satamadı. Biraz düşündükten sonra Lalaker M2 Bob ile yarışamayacağını anladı. Sonrasında oğlum diğer adam kaç tane satmıştı? İlk seferinde birkaç kişi pazarlamış, ardından Metin 2'den bile fazla kazanmış dedim. Bizim TR'deki satamamış mı? Anladığım kadarıyla. Odak noktasını orijinal sunucu yerine PvP sunuculara çevirdi. 8 milyon dolar mı? Lalaker o dönemlerde Metin 2'nin kaynak kodlarının sızması sonucu açılan PvP sunuculara hile yazmaya başlamıştı. İşin iyi tarafı M2 Bob'da tam tersine PvP serverlarda stabil çalışmıyordu. Yani PvP Metin 2 sunucuları Lalaker'in arazisiydi. Akıllıca bir hamleyle hilesini çalıştırdığı PvP serverlara farklı bir kullanıcı adıyla anti hile programı da satmaya başladı. Evet evet, cidden. Aynı sunucudaki oyunculara hem hile satarak para kazanıyordu hem de o sunucunun sahibine anti hile programı satarak para kazanıyordu. İşte Lalaker adındaki bu illegal adam tam 8 sene boyunca sektöre hile üretti. Kafaya bak lavuk. Bak ne yapıyor biliyor musun? Hileyi kendisi yazıyor. Hilenin counter'larını da kendisi biliyor. Anladın mı demek istediğimi? Oğlum bu nasıl bir akıl yapısıdır? Sigma'ya bakar mısın? Bu nasıl bir alfalıktır yiğidim? Hileyi yazıyor. Ardından adamlar diyor ki kardeşim biz bu hilenin önüne geçemiyoruz diyor. Hile yapan kendisi bir de hileye karşı onun korumasını yapıyor. Bir de onu da satıyor. İki taraflı da kazanıyor adam. Oradan batsa oradan çıkıyor. Slate'in 2020'nin sonlarında ortadan kaybolmasıyla beraber M2 Bob güncelleme almadı. Anladık amına koyayım seni. Siktir git yarram. Anladıysan anladın amına koydum seni. Ne işin var o zaman burada? Sikik. Başladı. Gameforge getirdiği güncellemelerle birlikte oyunu temiz tutmayı başarsa da... Ya girmeyeceğim. Bu programa girmeyeceğim ya. Bakmayacağım abi. O boş koltuğa muhakkak bir oturan olacaktı. Sektörün piri olmuş Lalaker ise yıllardır yaptığı işi bu sefer orijinal Metin 2'ye taşımaya karar verdi. M2 Bob'un çekilmesiyle beraber boşluğu Lalaker'in hileleri doldurdu. Günümüzde Metin 2'de çalışan hilelerin %90'ından fazlası Lalaker'e ait. Ve haftalık 7 euro, aylıksa 25 eurodan satışını yapıyor. Bilinen 1000'den fazla aktif hile kullanıcısı var. Bu da Lalaker'in illegal şekilde her ay ortalama yarım milyon lira geliri olduğunu gösteriyor. Peki bunu nasıl önleriz? Bir M2 Bob vakasını daha piyasadan nasıl sileriz? Slate'in yaptığı en iyi şey gizlenmekti. Günümüzde yakalanmış olsa da ismini hala bulamıyorsunuz. Ancak dikkatli araştırdığınızda bu tarz işlerle uğraşan Türklerin muhakkak bir noktada açık verdiğini görüyorsunuz. Reis geldi ya. Araştırmaya Lalaker'in eski forumlarıyla başladım. Yalnız bir problem vardı. Hile siteleri adamın hilelerini o kadar çok paylaşmıştı ki artık Lalaker'le ilgili detaylara bile erişemiyordunuz. Üşenmeyip 7-8 sayfa taradıktan sonra bir siteye denk geldim. Bu sitede Lalaker'in en eski hilelerinden birisi vardı. Bilgisayara indirip içeriğine bakmaya başladım. Bu tarz hile işleriyle uğraşan insanlar genelde işlerine imza atmayı severlerdi. Kodlarında gezinirken unutmuş olabileceği belki bir şeyler vardır diye düşündüm.
Ki evet, ufak bir ipucu yakalamayı başardım. Lalaker ilk maillerinden birisini buraya yazmıştı. Böyle bir hata yaptığını sanmıyorum, muhtemelen tüm bilgileri gizlemiştir. Ancak yine de aldığı bu domaine bir göz atmak istedim. Domain Big Data üzerinden mailine girdiğimizde karşımıza bilgileri çıkıyor. İsmini tamamen gizlemiş durumda. Ayrıca bu email adresinin üzerine aldığı 9 tane daha kayıtlı site bulunuyor. Buradaki linklerin hepsine tek tek girmeyi denesem de hiçbir sonuç alamıyorum. Çok eski olduğu için Wayback Machine'den pek fazla sonuç vermiyor. Şu linke giriyorum, basit hileler, buradakine giriyorum yine aynı, şurası da aynı. Hepsi birbirine benziyor. Hiçbir sonuca varamıyorum. Bu email adresini Google üzerinde aratmaya başlıyorum. Aratmayı yaptıktan sonra bir site dikkatimi çekiyor. Üstelik en üste çıkıyor. Dreamfancy.org. Tıkladığımdaysa Lalaker 1'in hilesini paylaşan başka bir hile forumu olduğunu fark ediyorum. Tam geri çıkacakken bir şey fark ediyorum. Dreamfancy'nin sahibiyle Lalaker büyük bir kavga yaşamışlar. Lalaker 1 içeriklerini paylaşmayacaklar ve ismini bir daha forumda geçirmeyeceklermiş. Biraz daha araştırdığımda bu ikisinin sürekli yan yana geldiğini fark ettim. Buradan sonraysa Dreamfancy forumunun sahibine ulaşmam gerektiğini fark ettim. Siteyi uzun süre taradıktan sonra mail üzerinden Dreamfancy'ye ulaşmayı başardım. Kendisiyle Discord üzerinden görüştüğümüzde olayın tamamını bana anlattı. Onun programlarında ben şöyle bir şey yakalamıştım. Yani standart insanların virüs diye anlayacağı arka planda indirmeler yapan bazı programlar çalıştırıyordu. 3 Aralık 2015 yılında hatta Facebook sayfamda bir video paylaşmıştım ben. Bu videonun içeriğinde nasıl virüsler attığını insanlara videoyla göstermiştim. Şunu biliyorum. Onun kendini gizlemek istemesinin sebebi bence yaptığı bu kötü işlerden ötürüydü. Genellikle ödeme alırken kripto altyapısını kullanıyor. Hiçbir zaman sanal POS kullandığını görmedim. Yurt dışı kaynaklı firmalardan ödeme almayı tercih etti. Hiçbir zaman kendi adına ödeme almadı. Kripto altyapısını kullanmasının sebebi de kolayca vergi kaçırabilmesi. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir nevi vergi kaçırıyor. Bu adamı denetleseler uzun süre cezalar alabilir. Doğru. Peki sonrasında ne oldu? Bunlar olduktan sonra izini sürmeye devam ettim. Dreamfancy 6 yıl önce giriştiği bu kavgayla beraber... Siz hocam adam Türkçe dublaj gibi adam, ne kadar güzel bir diksiyonu varmış ya bu adamın da, ben anlamadım. Biri mi seslendirmiş ama... İnanılmaz detaylar yakalamıştı. Lalaker'in 2015 senesinde satın aldığı bir domain üzerinde bazı bilgiler vardı. Girdiğinizde yine gizlenen bir ad görüyordunuz. Yalnız aşağı kısımda gizlenmeyi unutulan bir telefon numarası vardı. Lalaker internet aleminde yapabileceği en büyük hatayı yapmıştı. Telefon numarasını gizlemeyi unutmuştu. Dreamfancy bu numarayı ilk iş Facebook üzerinde tarattı. Karşısına çıkan bir profil vardı. Hidayet isminde bir çocuk duruyordu karşısında. Başta inanamadı. O dönemlerde popüler olan numara aratma uygulamaları üzerinden aynı numarayı... Hidayet 6000 dolar kaçak. Pablo Le Adobe Escobar'a. Bakınca karşısına yine Hidayet adındaki bu çocuk çıktı. Yalnız tüm bunların ötesinde bir ihtimal daha vardı. Toksin tekidir eminim ki ya. Tüm bunları kurgulamış olabilir. Tam bir toksik yüzü vardı. Her şeyin farkında olabilirdi. Belki de Dreamfancy gibi kendisini araştıran insanları yemliyordu. Dreamfancy'nin bu ihtimali elemesi için iki farklı yolu vardı. Öncesinde Lalaker zannettiği bu çocuğun Facebook hesabına dikkatli bir tarama uyguladı ve bir şey yakaladı. Lalaker forumlarda hangi sanatçıları dinlediğini gizlemiyordu. Asyalı şarkıcılara hastaydı ve sürekli bu şarkıları paylaşıyordu. İşin garip tarafı, numarasından ulaştığımız Facebook hesabı da bu tarz müzikleri beğeniyordu. Hatta kapak fotoğrafına tıklayıp yana kaydırdığınızda karşınıza yine Asyalı bir şarkıcı çıkıyordu. Beğendiği sayfalar kısmına girdiğinizde de Lalaker 1'in development sayfasını takip ettiğini görebiliyordunuz. Yine de bu kesin bir kanıt değildi. Son bir çare kalmıştı. Lalaker'in gerçek kimliğini ortaya çıkartabilecek tek bir hamle. 2016 dönemlerinde Metin2'nin oyuncu bilgileri sızdırılmıştı. Hile forumları bu verileri bedava şekilde sitelerine yüklemişlerdi. Bu verilere girip baktığınızda Lalaker adındaki profilin Hidayet adındaki biriyle eşleştiğini görüyordunuz. Numarası, e-postası, her şeyi tutarlı şekilde tek bir kişiyi işaret ediyordu. Lalaker, yani günümüzün en büyük Metin2 hile dağıtımcısı Hidayet adındaki bu çocuktu. Lalaker, Dreamfancy'nin YouTube'a yüklediği tüm bu ifşa videolarına telif attı ve piyasada kendini unutturmaya çalıştı. Yalnız değişen çok şey var. Lalaker artık sektörün başını çekiyor ve hileleri neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Daha garip olanı ise dün attığım part 1 videosundan sonra Hidayet... Baktım 2016'ya kadar var mesela, silmemiş mesajlardır en eski şekilde, bunu önceden anlattım. Hidayet'in hala kendisini inkar etmesi ve bu çocuğun kendisi olmadığını söylemesi. Ayrıca Hidayet dünden beri kendi Discord'unda yaptığım videonun Lalaker ismine bir reklam olduğunu savunuyor. Ben bu dediklerinden pek emin olamadım Hidayet. Bir düşün istersen. Ufak bir bilgi vereyim, ben videoyu editlediğim sırada Hidayet tüm sosyal medya hesaplarını tamamen... Yakalanacağını anladım. Bir de hepinizin anasını sikeyim beni. Kim aradıysa.
Batırdınız bizi amına koyayım çocuklar ya. Bu ne haldir ya bu? Kapatmış. Artık hiçbir şekilde kendisine internet üzerinden ulaşamıyorsunuz. Peki ya şimdi? Bunları söylememle ne mi olacak? Bilmiyorum. Dream Fantasy bu bilgileri benden çok önce bulmuş olsa da Bir saniye, orada da bir çatışma çıkmış. Adın ne lan senin? Ben kendimin ilgini söylüyorum. Amına koyayım ayıp ediyorum bak. Bu bilgileri benden çok önce bulmuş olsa da Gameforge bu adama karşı hiçbir adım atmamıştı. Tabii ki Hidayet denen bu illegal adamın Türkiye'de olması ayrı bir şans. Muhtemelen Almanya'da olsa Gameforge çoktan paketlemişti. Sonrasında olacakları ihtimaller halinde söyleyeyim o halde. Ya Gameforge bu adama dava açıp oyununu temiz tutma çabasını bu videoyu izleyen tüm Metin 2 kitlesine gösterecek ya da Hidayet'in ayda yarım milyon TL kazanmasına göz yumacak. Ki bu paranın vergisini ödemiyor, bu da ayrı bir suç. Söylesene Gameforge, hangisini seçiyorsun? Sektörden bir hileciyi daha eksiltmek mi? Yoksa buna izin vermek mi? Güzel. Harbiden beğendiğim tarz videolar. Abi adam çok güzel video yapıyor ya. Charm Coil harbiden epic char. Epic char. Harbiden epic char ya. Yapmış. Yapacağını yine yapmış. Sağlam char.